Lonca Medya olarak 15. şubesi açılan Mirbey Börek Pide'nin Halkalı şubesindeyiz, açılıştayız. Mirbey Börek'in açılışı için buradayız. Az önce tadına da baktık. Gerçekten böreklerin kralı. Bütün kardeşlerimizin, bütün Küçükçekmece kardeşlerimizi bu lezzetten mutlaka tatmaya davet ediyoruz. Allah hayırlı, bereketli, bol kazançlar versin. İnşallah güzel ismine yakışan güzel şubeleri 15. 16. 25. 55. şubelere açmaya nasip etsin. Ben kardeşlerime, abilerime teşekkür ediyorum. İstihdama da katkı sağladıklarından dolayı. Allah hayırlı uğurlu bol kazançlar nasip etsin inşallah. Sağ olun. Mirbey Börek Halkalı Şubesi'nin 15. şubesinin açılışındayız. Gördüğünüz gibi hijyenik, temiz bir ortam. Burada ben Sedat Can Polat'ı, Mirbey Börek ailesini öncelikle tebrik ediyorum, kutluyorum. Genelde ülkemize, yerelde Küçükçekmece bölgemize böyle bir müesseseyi kazandırdıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Buraya da hizmet getirdik, kaliteyi getiriyoruz. Geleneksel lezzetlerimiz var. Onlarla işte Küçükçekmece Halkalı'ya hizmet vereceğiz. 30 senedir biz bu işin içindeyiz. Bu işin çekirdeğinde yetiştik. Türkiye istihdamına katkıda bulunmuş oluyoruz. Bir 80 aileye en azından bir katkımız oluyor. İstanbul'da iddialı bir büreçiyiz. Yani sokak börekçisi değiliz biz. Kurumsal bir şirket ve işimizi düzgün yapan börekçiyiz. Bundan sonraki şubelerimiz İstanbul'un genelinde dağılacak şubelerimiz. Yani her tarafı da İstanbul'un çok güzel elit kesimlerde böyle marka haline gelmiş bir firmayız. Ve bundan sonraki çalışmalarımızda konseptimiz aynı şekilde böyle devam edecek. Çok güzel bir mekan açmış. Bundan dolayı kendisini çok teşekkür ederim, kutluyorum. Güzel bir konsept. Renk tonları çok güzel. Böyle genç girişimci arkadaşlarımın bu şekilde yani atanması, işe atanması gerçekten beni onurlandırıyor, gururlandırıyor özellikle. Gurur duyuyoruz, çok güzel. Konsept çok güzel, mekan çok güzel, lezzet çok güzel. Halkalı'ya da yakışacak bir mekan. Kutluyorum kendisini, çok teşekkür ederim. Mirbey'e yakışır. Genç yaşta, genç ve girişimci olmasından dolayı Sedat kardeşimize kutluyorum, tebrik ediyorum. Medeşe şehirde zor şartlarda gelip İstanbul gibi dünyanın göz bebeğinde böyle bir kurumsal bir firmaya imza atması, nice 15'ler şubesi olması dileğiyle kendisine başarılar diliyoruz. Sedat kardeşimize ve ortağına teşekkür ederiz. Allah hayırlı bereketli karlar, kazançlar versin. Az önce böreğin de tadına baktık. Valla Mirbey gerçekten mir baş demek, başın gerçekten hakkını veriyor. Yani böreğin gerçekten kralı. Bütün kardeşlerimize, özellikle damak zevkine çok önem veren kardeşlerimizi buranın mutlaka lezzetlerinden tatmaya bekliyoruz. Güzel bir lezzet. Rabbim hayırlı, bol, bereketli kazançlar versin. Tüm herkesi Mirbey Böreğe davet ediyoruz inşallah. Teşekkür ederim. Biz yıllardır anlattığımız nedir? Türkiye'de markalaşın. Markalaşmayan bir firma büyümeye hak edemez ve büyüyemez ve dünyaya da kendini tanıtamaz. Türkiye kendini tanıtamaz. Tanıtamadığı zaman da ne olur? Sünük bir şekilde gider. Şimdi markalaştıktan sonra da bu sefer kendine göre kategorileri vardır. Kendine göre diyelim ki temizlikte, hijyende, ondan sonra kalitede ödün vermemek zorundadır. Onun için de markalaşmak çok önemli, kurumsallaşmak çok önemli. 15. şubeye ulaşmak da çok zor. Yani eğer şartları yerine getirmezse, albenili olmadığı müddetçe de kimse talep etmez ve şubeleri de artıramaz. İnsanlar çünkü girip çıkmıyorsa, yemiyorsa, içmiyorsa, güvenmiyorsa bir müddet sonra kapanıp tarihin böyle o derin sayfalarında yer almak zorunda. Bu da benim yeğenimdir. Benim yeğenlerim bir tanedir. Yani başka bir şey ne diyeceğim? Şeker gibi çocuklar. Her yerde de toplumu içinden şeysi var. Her yerde de geçerli lafı geçerlidir, şeysidir. Böyle yeğenlerin Cenab-ı Allah herkese versin de. İnşallah da açacak şubelerini yükseltecek. Kalitesi ve her şeyle, hizmetiyle çok güzel ürünler çıkartıyor. Sedat kardeşimizi gerçekten tebrik ediyoruz. Bu güzel nazik davetinde bizleri de çağırdığı için. Gerçekten arkadaşımız bu yaşta, bu genç yaşta güzel işlerini yapmasını öncelikle gerçekten tebrik ediyoruz. Güzel, işinde başarılı bir arkadaşımız. 15 tane şubeleri var. İnşallah devamlı daim olur. Daha güzel şeylere gelir. Hem el lezzetleri farklıdır. Sunumları çok farklıdır. Başarılar diliyoruz. Güzel yatırımcı arkadaşlardır. İnşallah baki olur. Börekler lezzetliydi. Tebrik ediyoruz. Daha da nice şubelerin açılmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Allah hayırlı işler versin. Bundan sonraki çalışmalarımız yani İstanbul'un çoğu semtinde börekçi dükkanı açmayı düşünürüz. Ve lezzetimize
hiçbir şekilde şaşmayacağız. Hem kalite açısından düşmeyeceğiz, hem malzeme açısından aynı şekilde hijyen ve temiz bir kadroyla devam edeceğiz inşallah. Allah nasip ederse bundan sonraki çalışmalarımız hep böyle nasıl bu zamana kadar devam ettiyse 20 senedir bu işin içindeyiz, sektöründeyiz. Yani ben kendim ustayım, börek ustasıyım. Yıllardır bu işi yapıyorum ve bundan sonraki aynı şekilde, aynı hijyen, aynı disiplinle devam edeceğim. Hepimiz aynı eşit bir şekilde mesela bir yerden bir gıda kendi mesleğimizin üzerine iş yaparsak hiçbir sıkıntı yaşamayız. Hem insanlar geçiriyoruz, çalışıyor, hem imkanları sunuyoruz onlara, hem düzgün işimizi yaptığımız sürece hani piyasanın durumu tamam, hepimiz diyoruz piyasanın durumu böyledir ama piyasanın durumu biraz bizden kaynaklanıyor. Nasıl kaynaklanıyor? Hani şöyle diyor ki herkes diyor işte ben evde oturuyorum ayağıma gelsin her şey, ama öyle değildir. Yani hepimiz düzgün bir şekilde işimizi yaptığımız sürece piyasa canlanır. Ve inanıyorum ki daha da iyi olur inşallah.